Hala biz Instagram'ın hukuken ne için engellendiğini bilmiyoruz. Bununla ilgili ne BTK'dan ne Ulaştırma Bakanlığı'ndan ne de İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Biz bilmediğimiz bir erişim engeline itirazla bu dava açtık. Hukuken hala Instagram'ın hangi suçları işlediği için engellendiğini ne kamuoyu ne biz biliyoruz maalesef. Ancak iktidara yakın gazetecilerin yaptığı görüşmelerden elde ettiğimiz bilgiler var. Bunlar haberleştiler. Filistin meselesinden ortaya çıktığı iddia edildi. Filistin Hamas liderinin İran'da suikasta kurban gitmesi sonrası bununla ilgili başsağlığı mesajları yayınlandı ve bunlar Instagram tarafından engellendi. Sonrasında ise iktidarın üst yönetimi bu engellemeye karşı erişimi engellediğini ifade etti. Ancak önümüze hala hukuken bir gerekçe gelmiş değil. Öncelikle bir yargı denetimi olmadan, tek kişinin hiçbir hukuki gerekçe ortaya koymadan orantısız bir şekilde Instagram'ı erişime engellediğini iddia ettik mahkemeye. Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Bunun hem anayasamıza hem de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ifade ettik ve yürütmeyi durdurma talebi talep ettik. Burada öncelikli mesele bu erişim engelleme kararının hukuki bir gerekçesinin olmaması. Bu öncelikli meselemiz. İkinci mesele, bunu tek bir kişinin bir mahkeme denetim, bir mahkeme kararına gerek duymaksızın tek bir kişinin kararıyla verilmiş bir yasaklama. Ve elbette Türkiye'de en çok kullanılan bir sosyal medya mecrası Instagram. Yaklaşık 57 milyon kullanıcısı var. Bu kullanıcıların ifade özgürlüğü hakkı, bilgi edinme hakkı, haber edinme hakkı ve artı Instagram aynı zamanda bir ekonomik mecra. Türkiye'de milyonlarca kişi Instagram'ın sağladığı ekonomik dünyada hayatlarını sürdürüyor. Kurumlar, mağazalar, butik mağazalar müşterilerine ulaşamıyor. Yani aslında Instagram engellemesi hem temel haklarımızı ihlal etti. Yani 57 milyon kişinin haber alma hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, bilgi edinme hakkını ihlal etti. Hem de ekonomik hakları ihlal etti. Şirketlerin, kurumların, kişilerin müşterilerine ulaşmasını engelledi. Biz bu açıdan da aciliyet vehmettiği için Ankara İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebiyle davamızı açtık. Şu anda davamız üst mahkemeye gönderildi. Diğer açılan davalarla birleştirilip en yakın zamanda yürütmeyi durdurma konusuna karar çıkmasını bekliyoruz. Bu sansür bir başlangıç. Buna güçlü bir ses çıkartmak lazım. Toplumun her kesiminden. Çünkü Instagram kullanan insanlar sadece politik insanlar değil. İnsanlar tatil fotoğraflarını paylaşıyor, yaptığı ürünleri paylaşıyor, işte ticaret yapıyor, yeni arkadaşlıklar ediniyor, kurumlara ulaşıyor, sivil topluma ulaşıyor. Yani Instagram 57 milyon kişilik devasa bir dünya. Bu bir başlangıç. Eğer buna güçlü bir ses çıkarılmazsa, yani bu hem muhalefet tarafından hem sivil toplum tarafından güçlü bir itiraz çıkarılmazsa, Instagram bu hafta açılsa bile diğer haftalarda biz farklı sosyal medyaların da şirketlerinin kapatıldığını duyacağız. Yani bu işin hukuken netleşmesi lazım. Bu işin hukuken hangi koşullarda siz bir sosyal medya şirketinin erişimi engellersiniz net olması lazım. Türkiye'de böyle bir netlik yok. Erişim engelli kararına karşı muhalefetin de dava açması lazımdı. Yani CHP'nin de dava açması lazım, DEM Parti'nin de dava açması lazımdı. Bunu sadece sivil topluma veya birkaç gazetecinin sırtına, birkaç aktivistin sırtına yüklemek lazımdı. Ancak görüyoruz ki onlar bu hukuki işlemleri yapmadılar, girişimleri yapmadılar. Biz muhalefetin daha çok sert ses çıkarması taraftarıyız. Çünkü muhalefet de oy verenlerine sosyal medyadan ulaşıyor. Onların da aleyhine olan bir durum. Eğer bu sansüre güçlü bir itiraz sunmazlarsa ben eminim ki önümüzdeki dönemlerde diğer mecralarda iktidar rahatsız olduğu anda erişime kapatılacaktır.